Nihat Doğan ne yapıyor? En son durumu ne Nihat Doğan'ın? Ben son zamanlarda televizyonlara çıkmıyorum. Niye? Sevmiyorum ekranda olmayı. Kim kızdırdı seni? Beni herkes kızdırıyor, Kenan abi. Ben zaten durup dururken bile sinirlenen bir insanım. Evet. Beni her şey sinirlendirebiliyor. Kendinle kavgan var yani. Kendimle kavgam var, evet. Niye? Herkesle kavgam var. Niye kendinle kavgan var? Bilmiyorum. Kendi içimde çözemediğim sıkıntılar var. Seni niye anlayamadık biz? Onu anlatırsan bize. Beni ben bile çözemedim. Size samimi söylüyorum. O sorunun cevabını verdiğim gün, bakın, hangi kamera? Ayağa kalkmam lazım. O sorunun cevabını verdiğim gün, benim arkamdan sallayan tüm sahte okeylerin tek tek karşısına dikileceğim. Evet, oturabilirim şimdi. Bir de teknik direktör oldun Nihat, yani o mu eksik tarafı vardı bu işin? Valla benim sağım solum belli olmaz. Ben memleketimin her türlü meslek dalında bile boy gösteririm. Ben hiç gocunmam. Sen kaç yıldır müzik camiasına dirsekleri çürüttün. Bak güzel, evet, bir kız geldi. Fiziğiyle, güzelliğiyle, her şeyle ön plana, evet, çıktı. Nasıl olacak bu iş? Evet. Önemli olan içi güzel olsun. Onunla ilgili şöyle sözler var. İçlerinde meleği taşıyıp şeytan görünenler, içlerinde şeytanı taşıyıp da melek görünenlerden 1000 kat daha hayırlıdır. Bravo. Biz daha ne diyelim ya? Yani. Devam edebilirsin, çok güzel gidiyor. Öyle. Mustafa abiyle ilgili çok enteresan bir anım var. Ben Mustafa abiyle tanıştım, Mustafa Topaloğlu ile bir programda, kuliste. Oturuyoruz, dedim ki Allah Allah dedim. Yani ben bu adamı yakından görmem lazım. Ya hakikaten bu kadar sakin kalmıyor, bu kadar... Dedim Mustafa abi dedim, nasılsın, iyi misin, bak işte gördün mü beni televizyonda, sevdin mi, beğendin mi falan. Ben iyiyim, ben iyiyim, sen iyi misin? Benim iyi olmamla olmamamın senin iyi olup da olmamanla bir alakası olabilir. Sevdim seni. Severim seni. Üzme beni, döverim seni. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gel beri. En iyisi git ileri ileri. Yani böyle kafiyeli. Çok kafiyeli konuşur böyle. Bir şeyleri de... ekledin mi son bu yalan dünyada zerrin var? Çok çok. Ekledin ya, mi onları? Tabii tabii. Ha, yalan dünyada zerrine bayılıyorum. Bu son dönemdeki en çok üzerinde çalıştığım ve son... 7-8 sahnemde de yapıyorum zerrini. Öyle mi? Bayılıyorum. Nasıl bakalım, zerrini görelim. Kız Seda, nasılsın, iyisin? Anan gelir, baban gelir, halan gelir, akrabalarım gelir, nasıllar, gelir falan diye böyle giriyor. Bayılıyoruz. Bir Selahattin'le diyalogları çok komik onların. Selahattin. Ne yapıyor Selahattin'le zerrin? Benim canım. Zerrin. Tılay nerede gülüm? Tılay'la görüşmene izin vermiyorum Selahattin abi. Kızıyorum biliyor musun? Kızı çok üzmüşsün. Bağırmışsın üstüne. Kız seninle görüşmek istemiyor. Ben menajeri olarak izin vermiyorum annem. Ulan. Yarı zekalı. Kızı getirsen alam falan diye böyle çok enteresan diyalogları var. Seda'yı da güldürdün ya, tamam, ağlaması geçti Seda'nın. Gülelim annem, gülmek iyidir kız, kurban olurum. Gözlerine yazık annem, ağlamak yakışmıyor vallahi. Ben şey, öyle çok eğlenceli bir insanımdır aslında ya. Öyle mi? Sefa'yı da acayip seviyorum gerçekten. Normal konuşunca bile bana komik geliyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir de öyle bir i̇yi şey var. İyi bir şey mi söyledim, ben de bilmiyorum. Evet evet. Merhaba, bir saat takılacağız, hoşça kalın. Falan yazıyor mesela böyle. Ondan sonra. Çok isterseniz yarım saat de uzatabilirim. Duruma göre biliyor musun? Falan yazıyor yani. Güzel ama yani. Hakikaten çatlak ya, çok seviyoruz onu. Yani o doğallığı güzel kendisinin. Sağ ol, ben zaten hep doğal olmayı seviyorum biliyor musun? Yapmacıklık hoşuma gitmiyor yani. Peki neredesin Yıldız? Arıyoruz seni, programımıza davet ediyoruz. Beste yapıyorum. Beste yapıyorsun. Tabii kapandım bir yere, beste yapıyorum. Bulamazsınız beni şimdi. Ne zaman çıkacak albümü? Besteler çıkınca ben de çıkacağım işte. Dışarıya çıkacağım. Dışarı çıkacağım. Peki programlara gelmek için böyle bir listem varmış senin. Her şey istiyor musun? Yok kız, bir şey istemiyorum valla. Ne 16 istiyorsun? Tane söyle, hepsini olsun alacağız. Kuliste. Bak. Heh. 16 tane havlu olsun kuliste. Çok terliyorum çünkü. Evet. Yani şarkıları söylerken falan böyle ateşim çıkıyor benim. Ondan sonra böyle
3 tane farklı boyda karanfil olsun. Kokluyorum ben onları, biliyor musun? Çok seviyorum vallahi. Ondan sonra kafanıza göre çerez, meyvesi falan getirin bana yani. Karışık bir şeyler yapın. Değil mi? Yeriz değil mi Sedacığım? Ay yeriz. Peki İbrahim Tatlıses'le bir kavga etmiştiniz kuliste. Senin istediklerini koymamıştı. Özellikle kadınsal şeyler istemişsin. Doğru ne mu? Ne gibi mesela? İş çamaşırı falan. Ha yok, onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum inan yani. Uydurmuşlar. Uydurmuşlar. Şeyi duydunuz mu Kenan abi? Otelde bir sıkıntısı olmuş Yıldız Hanım'ın. Saçlarını kızıla boyamış falan. Evet, ben o gün saçlarımı boyattım. Evet. Kızıla, kırmızıya. Böyle değişik bir renge. Hatta önce şöyle yaptım. Yarısını kırmızı yaptım. Yarısını siyah yaptım. Arka taraflara böyle gece mavisi attım. Sonra canım sıkıldı. Ben dedim değiştireyim, baştan yıkayayım falan. Yıkadım böyle, kuruladım saçımı. Saçımdan boya akmış onların havlularına. Sonra beni dava etmişler. Dedim keşke söyleseydiler. Yani odayı bile baştan dizerdim ama ayıp yani. Evet değil mi? Dava açmaları yani. Ayıp. Çok ayıp. Sen seviyor musun Yıldız Tilbe? Çok. Öyle çok seviyorum. Şu an bile sanki Yıldız Hanım varmış gerçekten, gibi izledim. Gerçekten müthiş rol yapıyorsun. Ve ben Sefa'ya çok Yıldız Hanım'ın şeylerini yakıştırıyorum. Herkes öyle söylüyor zaten. Evet. Yani Sefa gelmeden tweetlerde Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe diyorlar. Çok hangi şarkı? Bana da bir şarkı verir misiniz? Veririm valla. Düet bile yaparız bugün. Ay yaşasın. Valla yaparım. Ben eski şarkılardan seviyorum. Hangisinden? Hepsini çok o var ya bir tane oynak, çok oynak senin yaptın. Onu yapsana. Valla benim bir sürü oynak şarkım var. Kenan abi hangisini diyor? Hangisini bilemedim istiyorsan şimdi. Yapar. Şarkı adı gelmiş. Yürü anca gidersin. Haberi olsun yaparız. Ha, hadi bakalım. Olsun. Değil mi? Hadi. Yapalım mı? Yapalım. Hadi bakalım. Ben o yarın tadında çok severim. Ben o yarın tadında çok severim. Haberi olsun. Beni yanlış anlamadın, yüreğimi dağlamadın, kalbimi kırdın, gönlüm ondun. Haberi olsun. Ben o yâre canımı, ömrümü, hayatımı, seve seve her şeyimi. Haberi olsun. Ben hayale canımı, ömrümü, hayatımı, seve seve her şeyimi. Ben hayale kalbimi, yatağımı, dişimi sererim. Haberi olsun. Sevincimi, kalbimi, seve seve her şeyimi. Nasıl olur öylece, bu canı da böylece veririm, haberi olsun. Ben o yaracığım gibi, sevincimi, kalbimi, seve seve her şeyimi. Nasıl olur öylece, bu canı da böylece veririm, haberi olsun. Bravo efendim. Bravo Yıldız. Çok güzelmiş Sedacığım sesin. Ama boyun çok uzun, sinirim bozuldu. Ben ayakta söyleyeyim o zaman. Ay, oturarak söyleyeyim falan. Sen otur, ben ayakta söylerim.